الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأتحار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الأبرار قيمتلي kardeşlerim ولادت ملتمين o güzel rüzgarını, o güzel atmosferini inşallah hep beraber hissediyor. Ve gelen o rahmet melteminden inşallah beraberce de istifade ediyoruzdur. Aleyhissalatü vesselam efendimize yakınlaşmak ve onunla aramızda var olan hukuku yeniden gözden geçirmek, bu manada bazı şeylerin muhasebesini yapmak için Bizim bir tarihi beklememize gerek yok. Ancak bazen bazı şeyler fırsat olur. Zamanla mekan, zamanla mesaj birleşince o anda o şeylerin konuşulmasının biraz daha farklı bir biçimde tesiri oluşur. İnşallah şu günleri böyle bir fırsata çevirelim beraberce. Ve nebevi miras ile aramızda kurmamız gereken bağın ne kadar olup olmadığını, asıl olması gereken ne bugün bizim durduğumuz yerin ne kadar aralarında mesafeler olduğunu iyice bir tespit edelim. Çünkü dünya da ona hasret, biz de ona hasretiz. Bugün çok ciddi bir biçimde ahlak-ı Muhammediye'yi ahlak-ı mustafayı, ahlak-ı kur'an'ı ki bu saydıklarımın hepsi malum ahlak-ı hamidiyedir yani en güzel ahlaktır. Buna çok ihtiyacımız var bizim. Ne yazık ki ahlak denilen şey çekitti gitti aramızdan. Ya birkaç tane kavrama indirgendi ya da sadece kitaplarda kaldı. Bir hayat tarzına dönüşmediği için bugün etrafımızda kendi kendimize de çocuklarımıza da gençlerimize de örnek gösterebileceğimiz insanların sayısı yok denecek kadar az. Keşke konuşurken sizi istisna tutarak konuşabilseydim. Keşke konuşurken kendimi istisna tutarak konuşabilseydim. Ama biz birbirimizin aynasıyız. Hiç kandırmayalım birbirimizi. Halimiz ortada ortaya koyduğumuz resim çok da bizim içimizi ısıtacak bir resim değil. İşte bunun için ben de diyorum ki bu güzel meclis arkadaşlarıma, size şu anda bize uzaklardan da olsa bu meclise dahil olan tüm kardeşlerime gelin diyorum ya sağımıza solumuza bakmaktan bir vazgeçelim. Ben diyeyim ben nasıl olur da ben Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanırım. Nasıl olur da ben Kur'an'ın ahkamıyla amel ederim? Nasıl olur da ben Allah Resulü'nün menhecini, yolunu, yöntemimi, şartlar beni başka şeylere sevk etse ve mahkum etse de, şartlar beni zorlasa da hayır inadına inadına sadakat göstererek ilkelere sarılırım. Neticede biz hepimiz birer birer hesabını vereceğiz Rabbimize. Yarın ben Allah'ın huzuruna gidip hesap verdiğim zaman ya Rabbi ne yapayım cemaat beni sevk etti buraya. Ben mecbur kaldım onlar böyle dediler diye ben de böyle dedim. Onlar bunu istediler dedi diye ben de bunu istedim bunu söyledim dediğim zaman paçayı kurtaramam. Siz de kurtaramazsınız. Ne yapalım? Şartlar böyle oldu diye biz de şartlara teslim olduk dersek eğer yüzümüze o söylediğimiz söz çarpılır ve Allah korusun derin bir pişmanlıkla mizanın karşısında kala kalırız. Allah bizi o hale düşürmesin. Onun için gelin hiç bu manada bahaneler ortaya koymadan bir şekliyle bu işin olması gerekenine götürelim meseleyi ve ciddi bir biçimde muhasebe yaparak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le aramızdaki zamana, mekana, coğrafyalara hiçbir şeye takılmadan o zamanı ve mekanı aşarak hatta uzaklaşmayı bir fırsata dönüştürerek elimizden gelen şeyleri ortaya koyalım. Dua edelim de birbirimize sünneti Muhammed nicelerini ayağa kaldırdı bizi de ayağa kaldırsın. Nicelerini adam etti bizi de adam etsin. Nicelerini zilletten kurtardı bizi de zilletten kurtarsın. Nicelerini çok güzel makamlara mekanlara eriştirdi. Bizleri de inşallah o güzel makamlara eriştirmiş olsun. Bugün babamıza ve anamıza bir merhaba diyeceğiz inşallah. Öyle bir tanışacağız ki Bundan sonra Adem anamızla, Adem babamızla, Havva anamızla inşallah eğer becerebilirsek bir başka hukuk kurmaya çalışacağız. Ben dersin bir bir benzetme yapmak istiyorum. Bu babamız anamız dedim ya bu işi bir kavrayalım. Çıktık evden arabaya bineceğiz ya da diyelim ki otobüse bineceğiz neye bineceksek. Kaldırdık başımızı bir baktık reklam panosunda babamızla annemizin resmi ve isimleri. Ne hissederiz? O anda ne duyarız? Bir yaşamaya çalışın. Tanıdığınız birini gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Bir de bu tanıdıkları eğer anne ve baba olursa ne hissedersiniz? Yıllar önce ilk kez bir yerlerde bir konferansa gidince Biraz benim böyle deli dolu bir teyze kızım var. Hem de süt kardeşim benim. Pazardan çıkmış, elinde poşetler. Bir bakmış benim afişim orada. Resmimi görünce çarpılmış zaten. Poşetleri bıraktığı gibi afişe doğru koşmuş. Aynen böyle bir hal yaşarız. Tanıdığımız birini gördüğümüz anda dikkat kesiliriz. Ne var orada? Anne ve babamız resimleri var orada isimleri var orada. Neyse bizim ilgimizi inanılmaz düzeyde çeker o. İnanın Adem'in çocukları olarak Havva'nın çocukları olarak babamız ve annemizle alakalı ne duyarsak aynı halde olmamız gerekir. Çünkü Hazreti Adem'den bahis açtığımızda Tarihte yaşamış tarihsel bir şahsiyetten bahsetmiyoruz. Anamızı anlatıyorsak eğer tarihte yaşamış bir kadından, bir anneden de bahsetmiyoruz. Kendisini insan gören, insan sayan ve Adem'e nispet eden herkesin babasından ve annesinden bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla bugün bu kürsüden diyelim ki kendi babamı anlatsaydım Diyelim ki sizden birinin babasını anlatsaydım ben kendi babamı anlatırken duyduğum heyecandan daha fazlasını siz burada kendi babanızı işittiğinizde duyduğunuz heyecandan daha fazlasını Hazreti Adem ile Hazreti Havva için duymanız gerekir. Duymanız gerekir ki mesele daha iyi anlaşılmış olsun. Dolayısıyla biz bugün bir daha zihinlerimizde netleştirelim. Tarihi konuşacağız evet. Tarihten konuşacağız. Ama bizimle çok ciddi bir biçimde bağı olan annemizi ve babamızı konuşmuş olacağız. Allah kendi anne ve babalarımıza da bizim en baştaki anne ve babamız olan Adem aleyhisselamla Havva anamıza da binlerce kez rahmet eylesin. Şimdi asıl derse girmeden üç hususu sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Çünkü bu derslerin altyapılarını sağlamlaştırırsak mesajlar biraz daha zihnimizde tam anlamıyla oturacak. Birinci husus şu biz Kur'an'dan Allah Resulü dahil 28 peygamberi okuyoruz. Üzeyr, Nokman, Zülkarneyn'i de peygamber sayan görüşe göre ki biz de böyle kabul ediyoruz. Yeri geldiğinde niçin öyle olduğunu da o peygamberleri anladığımız zaman anlamış olacağız. Ancak Kur'an'dan biz bir hakikat öğreniyoruz. Kur'an diyor ki: "Biz bir kavme, topluluğa resul göndermedikçe azap edecek değiliz." İsra Suresi'nin 15. ayeti bu ayet. Ne öğreniyoruz bu? Demek ki insanlık tarihi boyunca Rabbimiz birçok peygamber, birçok coğrafyaya birçok peygamber göndermiş. Bunların sayılarının Allah Resulü'nün beyanıyla 114 bin civarında olduğunu öğreniyoruz. Bir başka rivayet sayının 224 bin olduğunu söylüyor bize. 114 bin, 214 bin hakikat midir, mecaz midir? Bu rakamlar üzerinden verilen mesaj nedir? O işin ayrı bir boyutu ama bildiğimiz bir şey var ki 100 bini aşkın peygamberden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hatta biliyorsunuz Hazreti Ebu Zer, meraklıdır böyle şeylere soruyor zaten onun sormasının üzerinden bu rakamı öğreniyoruz. Ya Resulallah diyor gönderilen nebilerin sayısı kaç tanedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 124 bin diyor. Peki bunlardan kaçı Resul'dür diye soruyor sallallahu aleyhi ve sellem de 315'i diyor. Bu Ahmet bin Hanbel'de geçen hadis en fazla da bu rivayet kullanılır zaten. Nebi kimdir, Resul kimdir, aralarında ne gibi farklar var onlar geldikçe yeri temas edeceğiz zaten. Ama bildiğimiz bir şey şimdi bize lazım olan 124 bin peygamberden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu rivayette. 124 bin, 114 bin, 214 bin neyse rakamlar muhtelif. Şimdi soru şu Yüz bini aşkın peygamberden bahsedilmiş olmasına rağmen neden Kur'an sadece 28 tanesini anlattı? Bu soruyu eğer cevaplar da zihnimizde bazı şeyleri berraklaştırırsak kıssalardan, kasasın enbiyadan daha farklı bir biçimde istifade ederiz. Soruya cevap bulma adına gayret gösterdiğimizde Kur'an'ı bir delil de çıkıyor karşımıza. Mümin suresinin 78. ayeti. Rabbimiz diyor ki peygamberine hitaben andolsun senden önce de nice peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var anlatmadıklarımız da var. Hiçbir hadis Kur'an'la çelişmez benim güzel kardeşlerim. Çünkü kaynağı tek olan bir şeyden bahsediyoruz. Allah Resulü Allah'ın istemediği bir şey söyleyebilir mi? Allah'ın müsaade etmediği bir şey söyleyebilir mi? Onun için asla bu manada birbirleriyle çelişen şeyler duymayız görmeyiz. Bunu bir kere bilelim zihnimizde de iyice oturtmuş olalım. Burada da görüyoruz. Allah diyor ki Kur'an'da işte mümin suresi 78. ayette hepsini anlatmadım ben sana bir miktarını anlattım. Anlattıklarım da var anlatmadıklarım da var. Neden peki? Neden diye sorduğumuzda şöyle bir cevap yakalıyoruz. Kur'an'ın anlattığı o 128 affedersiniz 28 peygamber var ya 100 bini aşkın peygamberin özetidir. Yani özüdür yani işin cevheridir. Eğer bu 28'i anlarsan o 100 bini aşkını anlıyorsun zaten. O 100 bini aşkın mücadele o 28'in içerisinde var. Kur'an'da sözün özüdür. Tarihten bahsetmez öyle uzatmaz meseleyi. Aslında bir Davut anlatır. Bir Davut'un üzerinden Davut aleyhisselam gibi onlarca Davut'u anlatmış olur. Bir Yusuf aleyhisselamı anlatır. Aslında bir Yusuf aleyhisselamın üzerinden Onlarca Yusuf Aleyhisselam'ları anlatmış olur. Adları başka olsa da mücadeleleri ortak olan o peygamberlerin mücadele yöntemleri birbirleriyle eğer yakınsa Rabbimiz onlardan birer tane seçer numune, öz olarak bize anlatır. Artık ondan sonrasında siz o çerçeveden anlayındır. Dolayısıyla biz bugün 28 peygamber okuyorsak Kur'an'dan bu bilgiyi unutmayalım. Biz yüz bin e aşkın peygamber okuyoruz aslında. Her ne kadar isimlerini okumasak da orada olan mücadeleler diğerlerinde olan mücadeleleri de aslında bize vermiş oluyor. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. İkinci hususa gelelim. Bu biraz da bizim iç dünyamızla alakalı bir şey. Bilmem katılır mısınız katılmaz mısınız yoksa ben mi aynı haldeyim siz o noktada daha iyisinizdir inşallah. Size o noktada da dua ediyorum iyi olmanız noktasında. Bir iç huzursuzluk var bizde. Sükunet dediğimiz şey oturmuyor bizde. Bir şey var bizde. Yani böyle yüreğimizdeki fırtınalar bir türlü dinmiyor. O fırtınalar dinmediği için o içimizdeki huzursuzluk, sükunetsizlik dışarıya da yansıyor. Çünkü içte ne varsa dışarıya da o yansır. Bir hakikat öğreniyoruz Kur'an'dan. Allah peygamberine yani aleyhissalatü vesselam efendimize diyor ki ben bu kıssaları niye anlatıyorum biliyor musun sana? Cevabını veriyor Hud suresi 120. ayette bu kıssaları sana anlatmamız kalbinin tatmin ve teskin olması içindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile Hazreti Yakup'la, Hazreti İbrahim'le, Hazreti Yusuf'la, Hazreti İsa'la, Hazreti Nuh'la, Hazreti Adem'le teskin oluyor. Ya o bile teskin oluyorsa eğer bunlarla, bu anlatılanlarla, bu kıssalarla Bizim buna çok çok daha fazla ihtiyacımız var. İşte görüyorsunuz yaşadıklarımızı bir sürü şey yaşıyoruz. O yaşananlar bizde biraz farklı bir biçimde etkiler oluşturuyor. Vefasızlıklar görüyorsun, sıkıntılar yaşıyorsun, problemler yaşıyorsun. İnsanların İslam'la olan irtibatlarındaki zayıflıklara şahitlik şahit oluyorsun. Ahlaki zafiyetler yaşıyorsun, şunu yaşıyorsun, bunu yaşıyorsun okuyorsun Kur'an'dan bir peygamber kıssası iş bu diyorsun insansa eğer bu başka yapacak bir şey yok o zaman boşuna zorlamanın bir anlamı yok boşuna başka şeyler söylemeye gerek yok bu manada yaşananlar sana bu konuda şu anda senin yaşadıklarına da örnek ve model oluyor o zaman ne oluyor biliyor musunuz kıssalar fırtınalar dindiriyor ne oluyor biliyor musunuz? Kıssalar sükunet veriyor. Kıssalar insanda iç huzur sağlıyor. Dua edelim de Allah bize de böyle bir tesir versin. Nasıl vermişse sahabeye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bize de versin de o kaybettiğimiz iç huzuru yani sükuneti, sekineti bizler de kazanmış olalım. Gelelim üçüncü meseleye. Üçüncü mesele mühim onun için yazdım onu. Biz kıssaları okurken, değerlendirirken şu iki tane ilkeyi hiç aklımızdan çıkarmayalım. Nedir bu iki ilke? Gereksiz detaylar asıl mesajları gölgeleyebilir. Faydasız sorular asıl meseleyi gözden kaçırtabilir. Unutmayalım bunu. Ne demek bu? Yani burada şöyle bir şey söylüyor muyuzdur? Yani biz ilmi tecessüsten vaz mı geçelim? Diyelim ki bir meseleyi konuşuyoruz. Merak etmeyelim mi o meselenin nereye varacağını? Merak etmeyelim mi bazı şeyleri? Hayır edelim. Ama yine Kur'an'ın hemen Bakara suresinin başında İsrail oğullarının üzerinden bize verdiği bir şey var. Onların durumuna düşmeyelim. Neydi o şey? Detaylarını göreceğiz yeri geldiğinde biliyorsunuz. İsrail oğullarına Allah bir inek kesmelerini istedi. Ne yapacaklar? Alacaklar bir inek kesecektiler. Başladılar soru sormaya. Nasıl olsun bu inek? Biraz daha detay ya Rabbi, biraz daha açıkla bize. Musa Aleyhisselam'dan bunları talep ediyorlar. Rengi nasıl olsun? Yaşı nasıl olsun? Koşulmuş mu olsun, koşulmamış mı olsun? Yetmedi bize. Biraz daha, biraz daha. Her sordukları soru aslında sırtlarındaki yükü hafiflettik hafifken ağırlaştı 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 o kıssa sonlara doğru ne diyor az daha yapmayacaktılar çünkü gereksiz bir biçimde detaylara girerse insan boğulur detaylarda şimdi ben araştırıyorum bu hafta işte oraya kadar anlatabilir miyim size bilmiyorum Adem aleyhisselamla Havva anamızın cennette yedikleri bir ağaç var getireceğim size o ağaç ney? İncir mi, hurba mı, nar mı, elma mı, üzüm mü ne? Ya ne yapacaksın ne olduğunu gidip o ağacı mı taşlayacaksın? Yani bulduğunda diyelim ki dedi ki elma bundan sonra elma yemeyecek misin? Ne yapacaksın? Bu konuda sallallahu aleyhi ve sellemin açıkça bir beyanı var mı? Yok. E o zaman bu detayı ne yapacaksın sen? Bu kadar bu detayın peşine düştüğün zaman asıl orada verilen başka bir mesaj var. O mesaj gölgeleniyor. Dolayısıyla mesajı gölgeleyecek başka bir şeye bizim girecek halimiz yok. Ama dediğim gibi ilmi tecessüs yani bir mesele var önümüzde. Ben isterim ki o meseleyi ulaşabileceğim detaylar çerçevesinden ulaşabileyim, varabileceğim en son noktaya kadar varabileyim. Ama ne yaparsam yapayım mesaj gölgelenmemeli. Allah o kıssayı ne maksatla söylemişse anlatmışsa bize o aziz kitabında asıl bizim için önemli olan oradaki o anlatımın maksadına uygun bir biçimde hareket etmelidir. Bir de ben şunu söyleyeyim benim güzel kardeşlerim geçen ders hatırlar mısınız? Kur'an-ı Kerim'in beş tane sıfatını verdim sıfatlardan bir tanesi de mufassaldı. Mufassal neydi? Tafsil eden yani ayrıntıları veren yani ihtiyaç duyduğumuzu veriyor zaten Kur'an. Ama o ihtiyaç duyduklarımızın ötesi aranmaya başlayınca orada başka şeyler devreye giriyor. Ben mesele biraz daha iyi anlaşılsın diye burada fıkıh usulünden bir örnek vermek istiyorum size. Biliyorsunuz fıkıh usulü meseleyi değerlendirirken 3 kategoride değerlendirir bu Allah kendisinden ebeden razı olsun Cüveyni'nin bize başlattığı bir güzel yürüyüştür. Cüveyni'den sonra İmam Gazali bunu alıyor bambaşka bir literatürle İslam ümmetinin önünü açacak bir sisteme oturtturuyor. İki alimimize de binlerce kez selam olsun ulemanın gayreti ulemanın bu noktadaki başarısını da bu çerçeveden anlamış olalım. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bütün meseleyi üç tane kavram üzerinden açıklıyorlar. Zaruriyat, haciyat, tahsiniyat. Ne demek zaruriyat? Zaruriyat vazgeçilmezler. Olmazsa olmazlar. Mesela hayatın devamiyeti için su vazgeçilmez bir şey mi? Evet su olmasa hayat yürümez. O zaman su zaruriyattan olan bir şeydir. Ya haciyat ihtiyaç duyulan gerekli olanlar. Mesela bir insanın hayatını devam ettirebilmesi için başını sokabileceği bir eve ihtiyaç duyar mı? Duyar. İşte ev onun için havacı asliyedir. Yani asli bir ihtiyaçtır ve buradadır haciyattandır. Ya tahsiniyat, tahsiniyat güzellikler, göze ve kulağa hoş gelenler. Ev var Evde birkaç tane kalabileceğimiz eşya da var. E diyelim ki bir panomuz yok. Ha şimdi bu saat olmasaydı, bir ihtiyaçtır belki de saat. Ama orada süs olarak asılan bir şey olsaydı, gözümüz o boşluktan kaynaklanan bir tahsiniyattan mahrum kalırdı. Daha da iyi anlatayım ben size. Siz alıştınız geçen dersten yemek resimleri görmeye. Bu sefer yemek göstermeyeceğim. Şöyle bir inşaat göstereceğim. Şu inşaat mesela işin zaruriyat kısmını oluşturuyor. Bakın temel atılmış. Biz buna ne diyoruz? Kaba inşaat diyoruz. Şurada oturulabilir mi? Oturulmaz. Ancak evsiz baksız kalırsınız. Çok muhtaç durumda kalırsınız. Ne yapalım dersiniz? Gider işinizde başınızın çaresine bakarsınız. Ama normal şartlarda böyle bir yerde oturulmaz. Ama şuradaki kullanılan her şey zaruriyat çerçevesinde. Bizim böyle bir yerde kalabilmemiz için haciyatın ortaya çıkması gerekir. En az şu kadar bir şey olmalı. En az. Şöyle bir evde bir tane işte buldunuz yatak uzanır yatarsınız güzel bir biçimde. Çünkü sizi saklayabilecek bir özelliği var. Burada haciyat tamam. Su var burada lavabolar var burada, şu var burada, bu var burada. Bütün bunların hepsi var burada. Ama yine de bakın bazı şeyler tam anlamıyla değil. İşte tahsiniyat dediğimiz şey şu. Tahsiniyat dediğiniz zaman a geldi işte. Burada panjuru var, televizyonu var, perdesi var, koltuğu var. Hem göze hoş geliyor, değil mi? Hem de böyle ihtiyaçların tahsiniyat kısmıyla da tamamlandığına şahit oluyoruz. Şimdi biz bunu kıssalara uygulasak şöyle bir şey görüyoruz. Allah kitabında anlattığı peygamber hangisiyse zaruriyatı anlatıyor. Zaruru olan bütün bilgiler var Kur'an'da. Şimdi göreceğiz de Hazreti Adem'den. Sonra haciyata Allah Resulü giriyor devreye. O beyanlarıyla kurban olalım onun bize açtığı o yola. O bambaşka bir şey. Allah Resulü büyük bir nimet zaten. Onun için Ali İmran suresinde Allah size o peygamberi göndermekle büyük bir lütufta, nimette bulunmuştur diyor da ne kadar kıymetini biliyorsan haciyata ait olan şeyleri de bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yani Kur'an'ın temel olarak söylediklerinin izahlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Kaldı tahsiniyat, tahsiniyatta da zaten alan geniş, bir sürü kaynağımız var. Ulama bir şey söylüyor, İsrailiyattan bir şey var, geçmiş ümmetlerden bilgiler var, tefsir alimlerinin söyledikleri var, şu var, bu var, bir sürü bir şey var. Ama olmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yine kalırız o evde. Bize sadece Allah'ın kitabı olsa, zaruri olanları öğrendik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanları olsa, İhtiyacımız olan haciyatı da öğrendik. Tahsiniyat olsa da olur, olmasa da olur. Ama olsa bazı yerlerde güzel olur. Eğer ölçülü kullanılırsa güzel olur. Eğer o ölçü kaçırılır da tahsiniyat diğer iki tane bölümün önüne geçerse orada arıza ortaya çıkar. Allah korusun mesaj gölgelenir. Allah korusun asıl mesele gözden kaçar. İşte bu yanlışa düşmeme adına bizim Kur'an'ın temel kaynak olarak söylediklerine, Allah Resulü'nün haciyat sınıfına girebilecek şekildeki izahlarına daha fazla bir biçimde ihtiyacımız var. Şimdi bunları da söyledim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şimdi Hazreti Adem'e başlıyorum. Benim güzel kardeşlerim. Hazreti Adem Allah binlerce kez kendisinden razı olsun. Selamlarımızı da onun ruhuna inşallah kavuştursun. Şöyle bir başlıkla ben bugün bu dersi yapmayı hedefledim biliyorsunuz. İlklerin ilki. Aklınıza ne geliyor ilk olarak? Ne geliyor hayatta, dünyada, tarihte ilkini yapan o Şimdi geleceğiz neler olduğuna. Bir miktarına geleceğiz. Daha da ötesi var da. Ama ilk olmanın şöyle bir ızdırabı mı dersiniz, imtihanı mı dersiniz, acısı mı dersiniz? Böyle bir şey var. Hatırlayın o zincirin halkalarını. Her peygamber bir öncekinin mirasından pay alıyor. Geliyoruz en üst halkaya. En üst halka Hazreti Adem öncesi yok öncesinin olmaması örneği olmayan demektir ve bu çok zor bir şey. Örneği olması tecrübenin varlığına işaret eder. Hazreti Adem'in tecrübe adına alacağı bir şey yok. Her şeyi o yaşıyor, o ilk yaşıyor. İlk yaşadığı için de bu manada birçok imtihanı yaşıyor zaten. Onun için Hazreti Adem'i işlerken ben hep aklıma öyle geldi biliyorsunuz ben yakın bir zamanda da babamı rahimi rahmana yolcu ettim belki onun da bir duygusallıktan aklıma şöyle bir cümle geliyor ya baba olmak gerçekten zor bir iş biz şu anda iki 3 tane evlada babalık yaparken bile zorlanıyoruz bir babadan bahsediyoruz şimdi o babanın trilyonlar evladı var bu nasıl bir babalık nasıl bir yük Nasıl bir ağırlık ve bu babanın tecrübesi yok. Bu babanın öncesinden alabileceği bir miras yok. Allah'ın kendisine öğrettikleri var. İlkler onun için. Eğer o ilklerden olmasaydı ya o hatayı işler miydi Allah aşkına? Allah diyor ki, "A bütün cennet senin şu ağaca dokunma." Tabii ki kader noktasında işin ayrı sebepleri var. Tabii ki başka şeyler söylenebilir ama biz meseleyi anlamak için bu soruları soruyoruz. Dolayısıyla biz Hazreti Adem'i ilklerin ilki diye anlamak durumundayız. Peki böyle anlasak Aziz kitabımıza ilkleri anlamak için bir soru sorsak karşımıza nasıl bir şey çıkıyor biliyor musunuz? Ben hayran oldum, bilmem siz hayran olur musunuz? Ha şöyle bir şey çıkıyor. Hepsi Kur'an'da. Tam 18 tane. İnanın zorlasaydım belki bu sayı biraz daha fazla olabilirdi. Dedim ki yeter maksat hasıl oluyor. Siz zorlayın biraz sonra vereceğim ayetler zaten. Siz zorlayın. Bakın bakalım bu ilk olma meselesinde Kur'an Adem Aleyhisselam'ı anlatırken nasıl anlatıyor? Nasıl anlatıyor? İlk insan... Bakara suresi 30. ayet. İlk peygamber aynı süre aynı ayet. İlk seçilen Ali İmran suresi 33. ayet. Bu Ali İmran suresi 33. ayette muhteşem bir ayet biliyorsunuz. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini birbirinin soyundan olarak alemlere tercih etti. Alemlere seçti. Bu seçilme ayrı bir şey. Allah işitendir bilendir diye de ayet bitti zaten. Dördüncüsü ilk mutalim. Ne demek mutalim? Talebe. Allah yarattı Adem aleyhisselamı. Sonra ona kelimeler öğretti. İlk talebeydi. İlk talebe ayetler yazıyor zaten orada Bakara 31 mutalimde. Sonra ne oldu? İlk muallim oldu. O da öğrendiğini başkalarına öğretti. Onun delili de yine aynı ayet Bakara 31. İlk okuma yazma bilen bunun delili nerede? Alak suresinin dördüncü ayetinde. Burada koca bir teoriyi koca bir aslında bu manada söylenen bir şeyi yerle bir ettik aslında biliyor musunuz? Yıllarca bize okullarda öğretilen bir şey vardı. İlk insan bir şey bilmiyordu taş devrini yaşadı maden devrini yaşadı tecrübe ile bir şeyler öğrendi. E şimdi hadislere geçeceğiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselamın neler yaptığını söyleyecek bize ilk günlerde. Ama burada Kur'an'dan da bir şey öğreniyoruz Alak suresinin ilk ayetlerinde. İnsana kalemle yazmayı öğreten oradaki el insanın Adem Aleyhisselam olduğunu söylüyor müfessirler bize. Bilmem size getirir miyim Hazreti İdrisi işlerken burada şu anda arkeolojik kazılarda İdris Aleyhisselam'ın dönemine ait el yazmalar var, yazıtlar var elimizde. Yani yazı meselesi öyle çok sonraları ortaya çıkmış bir şey değil. İdris aleyhisselam hemen Hazreti Adem'den sonra gelen peygamberlerden bir tanesidir biliyorsunuz. Kim bilir yeryüzündeki tabiat ayetleri bir müddet sonra bu Kur'an ayetlerini nasıl destekleyecek? Neler çıkacak ortaya neler göreceğiz? O işin ayrı bir boyut. Ama biz şimdi Kur'an'ımızdan bu bilgiyi de öğreniyoruz. Yedincisi ilk secde eden Araf suresi 11. ayet başka ayetler de var ben özellikler birisi için bir ayet seçtim. İlk eş Araf suresi 19. ayet İlk eş Havva'yı karşısında görüyor nasıl gördüğünü göreceğiz. Adem aleyhisselamla Havva validemiz cennette bir aile oluyorlar. O ilk aileyi de ayrıca belirteceğiz zaten şimdi Kur'an'dan neler yaşıyorlar göreceğiz onu da. İlk cennete giren Araf suresi 19. ayet, ilk sınanan Araf suresi 22. ayet, biraz da bu tarafa tutayım. İlk hata eden Araf suresi 22. ayet. Sonra ilk tevbe eden Araf suresi 23. ayet, ilk dua eden Araf suresi 23. ayet, ilk aile... Bakara suresi 38. ayet ilk baba yani nesebende ilk baba biliyorsunuz, biliyorsunuz. Maide suresi 27. ayet ilk mabet inşa eden yeryüzünde Kabe'yi ilk inşa eden o Ali İmran suresi 96. ayet ilk katil babası olan Maide suresi 30. ayet İl, ilk maktül babası olan Maide suresi 30. ayet. Şimdi burada durayım her birini göreceğiz de şurada bir durayım bir cümle söyleyip geçeyim. Adem babamızın bile en büyük imtihanı çocukları. Daha ne ortalığı velveleye veriyorsunuz? Ah dünya başladı koca bir dünya bir aile var ortada sorun ortada işte. Demek ki mesele bu. O zaman bak öğrendiğimizde ortalığı velveleye vermenin bir anlamı yok. Daha iyi iş ilk başta bile öyle olmuş. Bunu bilelim bu bildiğimiz zaman sükunet dedik ya o iç huzur farklı bir biçimde bizim dünyamıza da gelecek. 18 tane ilki gördük Kur'an'dan. Hadislere bakalım bir sürü var. Madem Kur'an'dan 18 tane söyledik Hadislerden de 18 tane söyleyelim. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hadislerde de Adem babamızı ilkler olarak anlatırken nasıl anlatıyor? İlk selamlanan. Okunabiliyor mu kaynaklar? Biraz küçük mü? Ahmet bin Hanbel'in El Müsnedi cilt 2 sayfa 215. Yaratılıyor ya. Melekler ilk selam veriyorlar ve selam bizim selamımız. Çünkü bizim selamımız İslam selamı. Zaten iş İslam'dı baştan da öyle sonda da öyle. Esselamu aleyke idi. Ondan sonra esselamu aleyküm oldu. İlk selamlanan. ilk selamı öğrendi ya Hazreti Adem sonra tuttu ilk selamlayan oldu. O da kullandı o parolayı. Üçüncüsü ilk reddeden. Dördüncüsü ilk unutan. Beşincisi ilk hata eden. Bunların da kaynakları üçünün bir tefsirül Kur'an babının Tirmizi'nin 7 numaralı hadisi. Bu hadisi vereceğim aklınızda tutun en son bir daha bu hadise gideceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Hureyre'nin bize naklettiği hadis. Adem reddetti zürriyeti de reddetti. Adem unuttu zürriyeti de unuttu. Adem hata etti zürriyeti de hata etti. Bu hadisi niye söylemiş sallallahu aleyhi ve, ve hadisin daha devamı var ama bize sadece lazım olan kısım bu olduğu için şimdilik bunu aldık. Ama bu hadis şimdilik aklınızda dursun. Altıncısı ilk kez cuma günü yaratılan. Bakın Müslim hadisidir bu. Müslümin sıfatül münafiklun 27. hadis. İlk kez cuma günü yeryüzüne gönderilen o malum hadise yaşandıktan sonra İbn Sa'd'ın tabakatından okuyoruz biz. İlk eken ve biçen İmam Taberi'nin tarihinden bunu okuyoruz. İlk hamur yoğuran ve ekmek yapan yine Taberi'nin tarihinden okuyoruz. İlk demiri yoğuran ve aletler yapan yine buradan okuyoruz ve Kur'an da bunu destekliyor zaten. Nasıl öldürdü Kabil Habili? Tefsirlere baktığınız zaman işin nereye gittiğini görüyorsunuz zaten. İlk kez Kabe'yi tavaf eden hadislerde bunu öğreniyoruz İbn Sad'ın tabakatında. İlk kez dünyada Arafat'ta eşini bulan aradılar, aradılar sonra Arafat'ta buldular ki zaten isim oradan geliyor Arafat. İlk kez müzdelifede dünya evine giren İbn Sad'ın tabakatında yine bu. İlk kez evlatlarıyla imtihan olan İlk oğlunu kovan baba olan şimdi katil olunca Kabil ne yaptı Hazreti Adem kovdu onu ilk oldu ilk yaşandı ilk kez vasiyet eden vefat ederken nesline oğullarına vasiyeti var yine İbn-i Sad'ın tabakatından okuyoruz İlk kez kefenlenen bakın bir şeyi atladım neyi atladım ilk vefat eden değil Hazreti Adem neden çünkü ondan önce öldü Habil. Dolayısıyla orada biz onu atladık ama ilk kez kefenlendiğini biz kaynaklardan okuyoruz. İlk kez cenaze namazı kılınan İbn Sa'd nasıl bir cenaze namazı kılındığını tabakatta bize naklediyor. Böylelikle biz 18 tane de hadislerden ilkleri okumuş oluyoruz. Hazreti Adem dediğimiz babamızın Kur'an'daki ilkleri biraz önce söylediğimiz çerçevede hadislerde söylediği de biraz önce söylediğimiz çerçevede daha devam ediyor. Ha bunları söyledim mi ama yanlış şeyi tutmuşum. Buradan da diğerlerine bakın. Hepsi burada var zaten. ilk kez kefenlenen, ilk cenaze namazı kılınan. Şimdi benim güzel kardeşlerim, ilkleri de söyledik. Bilgilerimiz de tamam. Hazırız. Şimdi girebiliriz Hazreti Adem'e. Çünkü biz konuyu biraz farklı bir çerçeveden işlemek istiyoruz. Ama korkmayın fazla uzatmayacağım bugün. Bizim kaynaklarımızda Hazreti Adem anlatılırken Ebul Beşer diye anlatılır. Ebul Beşer, Beşer'in babası. Yine bizim kaynaklarımızda Hazreti Adem anlatılırken Safiullah diye anlatılır. Safiullah'ın Kur'an'ı delili Biraz önce altını çizdiğim ayetti. Ali İmran suresi 33. ayet. Safiyullah seçilmiş anlamına geldiği gibi saf, tertemiz anlamına da geliyor biliyorsunuz. Adem kelimesi ve Ad Adem kelimesinin neşet ettiği acaba adam, adam kelimesi oradan mı bilmiyoruz ama adam kelimesi de birçok dilde kullanılıyor. İbranice'de var, Süryanice'de var birçok aklınıza gelen Babil, yazıtlarında var. Yani kendini aslında Adem aleyhisselama nispet eden bütün insanların kullandığı bir kelime aslında Adem. Bu da neyi gösteriyor? İnsanlığın tek atasını gösteriyor. Ha kendini Adem aleyhisselama nispet etmeyenler var mı? E var az da olsa var biliyorsunuz onlar kime kendilerini nispet ediyorlar. Kime ediyorlarsa da yollar açık olsun. Ama kendisini insan olarak gören ve atasını Adem olarak bilen birçok farklı din mensupları, milletler, kavimler şunlar bunlar hepsi bu Adem kelimesini kullanıyor. Sadece meseleyi görmeniz için söyleyeyim, geçeyim. O teknik ayrıntılarla yormayayım sizi. İslam ansiklopedisinin Adem maddesine bakın. Her dilde Adem kelimesinin anlamının ne olduğunu görürsünüz. Ama aşağı yukarı birçok dilde verilen tanım birbirine yakın. Hatta kitab-ı mukaddes'te mesela Tekvin babı biliyorsunuz özellikle Hazreti Adem'in yaratılışından bahsedilen o yaratılış babında aynı şeyleri görürsünüz ve bakarsınız ki oradaki bilgilerle bizim bazı kaynaklarımızda geçen bilgilerde müthiş derecede bir yakınlık vardır. Çünkü ana bir bilgidir zaten. O insanlığın neşetiyle alakalıdır. O konuda çok farklı bir biçimde teferruatlar ya da ihtilaflar da olmaz. İbni Saad'ın Said İbni Cübeyr'den verdiği bir rivayet var. O rivayet şöyle Adem'e Adem e denilmiştir çünkü o yerin üstündeki topraktan yaratıldı. Ona insan denilmiştir çünkü o unuttu. Bakın burada iki şeyi söyledi. Adem denmesi yeryüzündeki topraktan yaratılmasından dolayı ki bunun başka delilleri var hadislerde. İnsan denilmesi de insan kelimesinin biliyorsunuz etimolojisini bir anlamı da nesiden geldiği için unutmaktır. Unutmayla alakalı. Şimdi özellikle biz Adem aleyhisselamın yeryüzündeki topraklardan getirilerek yaratılma meselesini hadislerde okuduğumuzda en temel hadis kitaplarımızda Allah Adem'i yaratmaya karar verdiği zaman bunu meleklere söylediğinde gönderdi melekleri yeryüzünün muhtelif yerlerinden topraklar getirdi hadis o toprakların gelişini neslindeki insanların karakterlerinin farklılığı olarak görüyor diyor ki o nesilden çok farklı farklı insanlar sonradan neşet edecek o toprak cinsiyle alakalı. Bu hakiki bir şey midir, mecaz bir şey midir? İşin ayrı bir boyutu ama hadislerde böyle bir kullanım var. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Kur'an'a bakıyoruz. Çok güzel bir şey görüyoruz. Kur'an Adem Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ı birbirleriyle karşılaştırıyor bir ayette ve çok güzel bir tevafuk. Aslında bu bir matematiksel mucizedir. Kur'an'da bu tarz matematiksel mucizeler var. Kur'an içerisinde Adem ile İsa kelimeleri de eşit bir biçimde geçiyor. Bunları fark ettiğimiz zaman bu aziz kitabın birçok özelliği var. Böyle bir özelliğinin de farkına vararak hayran oluyorsunuz. 6236 ayet olacak Kur'an ve 23 yılda nazil olacak Ali İmran 59. ayette Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir diyecek. Adem'le İsa'yı karşılaştıracak. Sonra Kur'an'ın içerisindeki bütün o ayetlerde 25 defa Adem ismini 25 defa da İsa ismini kullanacak. Bu çok acayip bir şey bu. Tabi sadece burada o 25 tane kullanım değil Adem aleyhisselamı anlatan ayetler. Ben şimdi onunla da alakalı tertibe de dikkat ederek sizin nazarlarınıza bir tablo sunmak istiyorum. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem şurada bir D kaybolmuş. Bu D'ler dağlarla bizim işimiz var biliyorsunuz. Ne doğru dürüst yazarız ne de doğru dürüst kullanırız ama siz burada bir D okuyun. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Tertip sırasını özellikle ben dikkate aldım ki Bundan sonraki süreçte zihinlerimizde bu da dursun. Bakara suresinin 30 ile 39. arası ayetler 10 ayette neleri anlatıyormuş burada? Yaratılışı, melekler, secde edilişi, cennet hayatı, imtihanı ve dünyaya gönderilişi. Burada anlattığı 10 ayette Rabbimiz bunların hepsini anlatıyor bize. İkinci tertipteki sıralada sıralamada maide süresi geliyor karşımıza 27 ile 31 arası 5 ayet bu hangisidir? Adem aleyhisselamın iki oğlunun kıssası yani bizim Habil ile Kabil diye bildiğimiz o iki oğlun kıssası. Bunları beraberce tutacağım ki iyice anlaşılsın. Üçüncü sırada Araf süresi var Araf süresi 11 ile 27 arası kaç ayet 17 ayet. Yine burada Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, secde edilişi, cennet hayatı, imtihanı ve dünyaya gönderilişi anlatılıyor. Sonra Hicr suresi, Hicr suresi 28-44 arası 17 ayet. Yine yaratılışı, secde olayı, iblisin vesveseleri, desiseleri anlatılıyor. En son Taha suresinde okuyoruz Hazreti Adem kıssasını. 115 ile 123 arası 9 ayette secde olayı, iblisin vesveseleri, imtihanı ve dünyaya gönderilmiş. Benim güzel kardeşlerim, meclis arkadaşlarım şu ayetlerin hepsini bizim burada irdeleyebilmemiz mümkün değil. Toplam kaç ayet biliyor musunuz? 58 ayet. Yani Kur'an-ı Kerim'de doğrudan Hazreti Adem'den bahsedilen ayet sayısı 58. Ama dolaylı anlatılanlar var mı? Dolaylı anlatılanlar da var. Ama doğrudan bu kadar. Şurada konular var ya yaratılış, secde ediliş, cennetteki hayat, cennetten dünyaya gönderilişi falan filan. Sakın aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Herhalde ehemmiyetinden dolayı Kur'an tekrar etmiştir. Hayır Kur'an'da hiçbir tekrar öylesine bir tekrar değildir. Göreceğiz. Burada yaratılışı anlatıyor, diğer grupta da yaratılışı anlatıyor. Ama burada anlatırken yaratılışı mercek bir başka konunun üstündedir. Aşağıdaki ayette yaratılışı anlatırken mercek bir başka konunun üstündedir. Mercek nedir biliyorsunuz değil mi? Şimdi elimde bir mercek olsaydı mesela şimdi bunu hep beraber görüyoruz. Ama ben merceği nereye tutsam o merceğin altındaki yer büyüyecekti. Orası daha fazla nazarımıza gelecekti. Aynen Kur'an'da böyle aynen. Bir yerde bir şey anlatıyor bir başka yerde bir şey daha anlatıyor. Ama ikisini mukayeseli okuduğunuzda diyorsunuz ki ya Bakara suresinde mercek şunun üstünde ama Araf suresinde mercek şu diğerinin üstünde. Şimdi bir tane örnek sadece göreceğiz zaten ah, ama ne olur şu ayetleri siz böyle alt alta koyun beraberce okuyun. Hazreti Adem'i Kur'an'dan okuyalım diye bir şeyimiz olsun beraberce okuyalım. Okuduğumuz zaman hayran olacağız ve bakacağız ki ya Kur'an zaruriyatı söylemiş zaten. Kur'an hiçbir şey bırakmamış aslında bize lazım olacak birçok şeyi söylemiş. Zaten orada Aleyhisselatu vesselam efendimizin söylediklerini de alt alta koyduğumuzda bizim başka bir şey ihtiyacımız kalmayacak şekilde aziz kitabımızın bütün bu meseleleri nazarımıza verdiklerini görüyoruz. Bu anlatılan 58 tane ayet Hazreti Adem'in hayatının 5 devresini bize anlatıyor. 5 devre. Hangisiler bunlar? yaratılmasının planlanması ve meleklere duyurulması. İkincisi yaratılması, secde istenmesi ve iblisin karşı koyması. Yine beraberce tutayım. Üçüncüsü cennet hayatının başlaması ve eşinin yaratılması. Dördüncüsü imtihanı, zellesi, cezalandırılması ve dünya hayatının başlaması. Beşincisi Kabe'nin ibdası dünya imtihanları ve hayatının sona ermesi. Bir insanın hayatında başka ne lazım ki bize? Ah, beş tane ana konu Kur'an'da var zaten. Beş ana konuyu Kur'an bize bu 58 tane ayette anlatıyor. Biz de Hazreti Adem'i bu çerçeveden anlayacağız. Yani derslerimizde göreceksiniz. Biz biraz kronolojiye Elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışacağız Kur'an farklı bir ma maksatla biliyorsunuz kronoloji vermiyor bize ama biz elimizden geldiğince ki bu sıralama bir kronolojiydi aslında o kronolojiyi de çıkararak Hazreti Adem'i biraz bu çerçeveden anlamaya çalışacağız. Şimdi birinci maddeyi kısaca size söyleyip dersimi öylece nihayet erdireceğim yani yaratılmanın planlanması ve meleklere duyurulması. Bu başlığı en detaylı bir biçimde bize Bakara suresi anlatır. Bu konu anlatılıyor aslında. Hicr suresinde de anlatılıyor. Araf suresinde de anlatılıyor. Taha suresinde de anlatılıyor. Ama en detaylı bir biçimde Bakara suresinde anlatılıyor. Bakara suresinde meleklerin konuşmaları da bize anlatılıyor. Diğerlerinde yok. Diğerlerinde mercek başka bir yerde. Burada mercek biraz daha meleklerin üstünde aslında ilk ayet itibariyle özellikle 30. ayette. Ayeti hepiniz çok iyi biliyorsunuz. 30. ayet hemen insanlığın tarihini anlatacağı bölümle bu mesele zaten gündeme geliyor Kur'an'ın tertibinde. Hatırla ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği Melekler dediler ki bizler hamd ederek seni tesbih ve takdis edip dururken sen yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek, birini mi yaratacaksın? Allah da onlara dedi ki sizin bilmeyeceğinizi herhalde ben bilirim. Sizin bilmediğiniz şeyler var, ben de onları bilirim dedi. Sonra devamını okuyoruz zaten. Devamına geleceğiz bir dahaki derste. Şimdi benim güzel kardeşlerim ne olur biraz da siz gayret edin hep bana bırakmayın. Bakın biz 30. ayeti okuduğumuz anda şu 5 tane baba soru karşımıza gelmeli. 5 soru geliyor karşımıza. 1. Neden Rabbimiz bu planladığı yaratılışı meleklere haber verdi? Rabbimizin buna niye ihtiyacı olsun? 2. Yeryüzünde bir halife yaratmak ne demektir? 3. Melekler teslim olmuş varlıklar ise neden böyle bir karşılık verdiler? Sorular acayip esaslı. 4- Meleklerin ileri sürdükleri o bilgileri nereden biliyorlardı? 5- Allah'ın bildiği meleklerin bilmediği hakikat neydi? Var mı sorunuz başka ekleyelim buraya. Bir düşünün bakalım bir ayet 5 tane soru çıktı karşımızda. Bu beş tane soruyu anladığımızda ayeti inanılmaz düzeyde anlıyoruz. O zaman daha farklı bir biçimde biz bu yaratılış meselesini Hazreti Adem'in işe başlarken nelerle karşılaştığını daha iyi kavramış oluyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim inanın ki bunların her biri her bir ayet zaten bilmem kaç tane ders konusudur. Bir de benim gibi lafı uzatırsa bir adam herhalde Adem'den başlar vefat edene kadar Adem'le devam eder ama ben öyle yapmayacağım. Ben hızlı geçiyorum şimdi. Benim derdim bir tefsir dersi yapmak değil. Konumuz o da değil. Başka bir şeye biz aslında bu işi vardırmak istiyoruz. Özellikle Allah Resulü ile irtibatı kurmak istiyoruz ki Siyeri Nebi ile Siyeri Enbiya arasındaki o bağı tam anlamıyla tespit edebilirim. Ama bu soruları da sormak durumundayız. Birer cümleyle cevap vereceğim sadece. Detaylar çok ama birer cümleyle. Neden Rabbimiz bu planladığı yaratılışı meleklere haber verdi? Neden biliyor musunuz? Yarattıklarına verdiği değerden dolayı. Allah yarın öbür gün Adem Aleyhisselam yaratıldığında melekler bazı şeylere şahit olacaklar. O şahitlikleri tam anlamıyla anlaşılsın ve o şahitlikleri insan oğluna, beşerin soyuna aktarılsın diye meleklere bunu söyledi. Meleklere bu manada bu meseleyi açması aslında yarattıklarına verdiği değeri gösteriyor. İkincisi yeryüzünde bir halife yaratmak ne demektir? İnsan Allah'ın halifesi mi? Yeryüzündeki halife mi? İnsan Allah'ın halifesi sözünü kullandığımız zaman ne maksatla kullanıyoruz? Halifetül fil art deyince ne maksatla kullanıyoruz? Halife şu asıl gider yerine gelen halef olur. Peki Adem aleyhisselama halifetullah dediğimiz zaman haşa Allah'ın yeryüzünde vekili anlamına mı gelecek? Hayır böyle değil. Allah'ın bu manada halefi olmaz haşa. Rabbimizin makamı onun zatı onun sıfatları tevhid akidesi bunu kabul ettirilmez. Zaten işi bilenler de halifetullahı çok kullanmadılar. Bu Emeviler kendilerine oradan bir şeyler çıkarsınlar diye halifetullahı kullandılar. Ama genel anlamda halifetullah değil halifetu fil art kullanıldı. İnsan yeryüzünün halifesidir. Zaten insanın iki tane temel görevi var. Aslında bir tane de bir tanesinin yeryüzüne bakanı olduğu için onu ayırıyoruz. Allah'a kulluk yeryüzünü imar. İşte o yeryüzünü imarın meselesidir halifelik. Dolayısıyla biz halifeyi anlarken insanın yeryüzünde halife olduğunu Allah'ın şeriatini, Allah'ın ahkamını, Allah'ın kanunlarını, Allah'ın yasasını, Allah'ın dediğini Allah'ın dünyasında hakim kılma adına bir sorumluluk sahibi olduğunu anlayarak ancak halife meselesini anlamış oluruz. Bu da meselenin ikinci ayağı. Üçüncüsü melekler teslim olmuş varlıklar ise neden böyle bir karşılık verdiler? Benim güzel kardeşlerim, melekler itiraz etmiyor. Allah onlara öyle bir özellik vermemiş biliyorsunuz. Burayı dikkatlice okuduğumuzda görüyoruz zaten. Melekler anlamak için soruyor. İtiraz yok. Zaten söylendiği anda anladı ve geriye durdular. Dolayısıyla burada meleklerde irade var da o iradelerinin bir gereği, bir gereği şeklinde Allah'a haşa bir itirazda bulundular. O sözüne karşı bir söz söylediler böyle bir şey yok. Sadece anlamak için soruyorlar. Dolayısıyla meleklerin buradaki bu sözleri anlama çabasının bir karşılığıdır. Geldik en baba sorulardan bir tanesine. Meleklerin ileri sürdükleri o bilgileri nereden biliyorlardı? Ne dediler melekler? Yeryüzünde kan dökecek, yeryüzünü fesada sürükleyecek birini mi yaratacaksın ya Rabbi? E insan yaratıldı, dakika bir gol bir ile Kabil arasındaki kavga kan döküldü. E melekler haklı. Melekler biliyordu bunun olacağını. Peki nereden biliyordular? Acaba Adem Aleyhisselam'dan önce başka Ademler mi vardı? Biliyorsunuz bizim içimizde çok böyle zeki adamlar var. Hazreti Adem'i baba da buldular. Biri de hızını alamadı, bizden değil, bu topraklardan değil, biraz daha garip bir memleketten dedi ki Adem'in babası Ebu Turap. Topraktan ya, Ebu Turap toprağın babası. O da Kim Ali. Bunu da söylediler ne yazık ki. İlginç ilginç. Ya biz Bizde çok akıllı adam çok zaten. Allah bizi akıldan etmesin. Dolayısıyla burada biz bu meseleyi konuştuğumuz zaman bir sürü alternatif geliyor ortaya. E şimdi bu konuda da aleyhissalatü vesselam efendimizin açık beyanları yok. Ulema bir gayret veriyor orada ve ihtimaller sergiliyor. Diyor ki Allah belki meleklere ne olacağını bildirdi öncesinde Melekler o bilgisinin üzerinden konuştular. Olabilir mi? Olabilir. Başka bir ihtimali söylüyorlar. Diyorlar ki Allah yaratıyor. Yaratmaya devam ediyor. Şimdi diyelim ki dünya bitse yani o kevni kıyamet kopsa ve dünya bitse. Allah haşa yaratmayı durduracak mı? Hallak o halen yaratıyor. Yaratmaya devam ediyor. Biz şu anda sadece bizden ibaret sanmayalım varlığı. Kim bilir neler var, ne var neler yok. Onları biz bilmiyoruz bilmiyoruz ama biz diyelim ki bitsek yine yaratılış devam edecek. Ne yaratacağını Allah bilir. Ama belki Adem aleyhisselamdan önce başka iradeli varlıklar yaşadı dünyada. Ve o iradeli varlıklar kan döktüler melekler bunun için bildiler. Allahu alem bu da bir ihtimal. Ve başka başka ihtimaller de var. Ama netice itibariyle biz buradan meleklerin bu bilgiye ya Allah'ın bildirmesiyle ya kendi tecrübeleriyle sahip olduklarını görüyoruz. Ve bunun üzerinden de Cenab-ı Hakk'a anlama maksadıyla bir soru sorduklarına şahit oluyoruz. Beşincisi Allah'ın bildiği meleklerin bilmediği hakikat neydi? Bunun cevabını bir sonraki ayet veriyor. O bir sonraki ayetten de alacağız zaten yürüyeceğiz. Adem Aleyhisselam'a Allah eşyaya isim koyma kabiliyeti vermişti. Adem Aleyhisselam yeryüzüne öylesine gelmedi. İnanın ki keşke bir anlayabilsek Müslümanlar olarak bunu ve Müslümanların tarih anlayışı olarak bunu bir dünyaya anlatabilsek. Adem Aleyhisselam beşerin varabileceği en üst noktada yaratıldı. Son Adem ilk Adem'i ancak yakalayabilecek. Nasıl anladınız bilmiyorum. Şimdi benim bir tane hemşerim çıkmıştı yakın bir zamanda. Diyordu ya Nuh Aleyhisselam'ın da cep telefonu vardı şudu budu. Onu demiyorum ben. O aletler maletler ayrı bir şey. Ben onlar de, orada değilim. İnsanın kabiliyet, mizaç, karakter çerçevesinde yakaladığı bir ufuk var. O üst ufuk, o ufuk Adem Aleyhisselam'ın ufku. Dünya ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Son yakalanan ufuk ancak o olacak çünkü Allah Adem'i en güzel bir biçimde yarattı. En güzel bir biçimde. Bir noksanlık yok. Dünyaya da böyle gönderildi. Şimdi bunu bildiğimiz zaman işte o yaratılışın, bu işlerin neden olduğunun, Allah'ın meleklere sizin bilmediğiniz ama benim bildiğim bir hakikat var deyip ileriye sürdüğünü daha iyi anlamış oluyoruz. Allah bizi de anlayanlardan eylesin. Aklınızda tuttunuz mu hadisi? Hadis neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Adem reddetti, zürriyeti de reddetti." Bu reddediş nedir biliyor musunuz? Hadise baktığınız zaman göreceksiniz. Meselenin Davud Aleyhisselam'la bir alakası var. Rivayet uzun. Rivayete girmeyeceğim ama bilin ki bu hadisin devamında açıklaması var. Adem unuttu, zürriyeti de unuttu. Adem hata etti, zürriyeti de hata etti. Şimdi Bakara suresinin 282. ayeti nazil olmuş. Hangi ayet bu ayet? Deyin ayeti. Deyin ayeti hangi ayet? Kur'an'ın en uzun ayeti, borç ayeti. Allah ticari hukuku orada o ayette çok net bir biçimde ortaya koyarken yaratan yarattığını bilmez mi? Biliyor bizi söylemesine rağmen tutmayacağımızı da biliyor. Onun için üç kez yazın 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 diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı kaynaktan konuşuyor. O da biliyor ki Kur'an orada duruyor. Üç kez yazın demesine rağmen yine yazmayacağız. Tutuyor Adem aleyhisselamın üzerinden bize meseleyi anlatıyor. Ya diyor sizin babanız var ya o Adem aleyhisselam sizin atanız dedeniz babanız o da reddetti siz de reddediyorsunuz. O da unuttu siz de unutuyorsunuz. O da hata etti siz de hata ediyorsunuz. Yazın yazın diyerek beyin ayetinin aslında bize yüklediği sorumluluğu anlatıyor. Ya hocam işte arkadaşız onu da mı yazalım? Zaten arkadaşı yaz en başta onu yaz ya arkadaşı yaz ya babamla amcamla dayımla alışveriş ediyorum onu da mı onu yaz zaten onu yaz en başta onları yaz yakınlığı yaz yakınlığı yakınlık artınca yiyeceğin çiftenin şiddeti artacak daha sen bunu anlamadın mı ne kadar yakınlık artarsa o kadar şi çiftenin şiddeti artacak onun için yaz hukuklu ol diyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hukuku bize kavratmak için bu hadisi söylüyor. Aldık mı siyer-i nebi ile Siyer-ü arasındaki mesajı daha ne söylesin? Ben daha size ne söyleyeyim? Allah hayırlara vesile kılsın inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim dünyadaki cennet ailede şöyle bir serleva açmak istiyorum bugün. En kıymetli hazine. Geçen ders 3 vasiyet başlığıyla erkeklere bazı mesajlarını duyduk sallallahu aleyhi ve sellemin. Şimdi de hanımlara duyacağız. Zaten Allah Resulü böyledir. Bir tarafı memnun ederken bir tarafı mağdur etmez. Bir tarafı mağrur kılarken bir tarafı da yine mahcup etmez. İki tarafı da konuşur en ideal halini ortaya koyar. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem dünya başlı başına bir faydalanma yeridir. Dünyanın en hayırlı nimeti saliha kadındır bekarlar çok şimdi ben bir dua edeyim güzel bir amin geleceğini düşünüyorum Allah şu bekarların hepsine saliha bir eş nasip etsin amin. Allah Resulü'nün verdiği müjde bu Abdullah İbni Amr'dan gelen rivayet bu söylediğim biraz önceki Müslim Nesai hadisiydi Abdullah İbni Amr'ın rivayeti İbni Mace hadisi Saliha kadından daha kıymetli dünya nimeti yok diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Hazreti Ömer bir gün bir ayet hakkında Allah Resulüne sorular soruyor. O ayette belli kaynaklardan bulabilirsiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz izahını yapıyor sonra diyor ki Ömer diyor. Sana dünyanın en kıymetli hazinesinin ne olduğunu bildireyim mi? Bela ya Resulallah bildir ya Resulallah diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. Dünyanın en kıymetli hazinesi saliha bir kadındır. Kim ya saliha kadın? Kim? Çok namaz kılan, infakta bulunan, mahallede İstanbul'da kaç tane sohbet varsa hepsine giden, bütün her tarafı dolaşan, ne, aklınıza ne geliyor mesela? Defaatle umreye giden, hacca giden ne geliyorsa valla eğer bilmiyorsanız burada Resulullah ne demiş bunların hiçbiri değil. Onların her biri övülüyor başka şeylerde. Mesela çok oruç tutana saime diyoruz biz. Çok namaz kılana kaime diyoruz biz. Her birinin bir karşılığı var. Bunlar değil ya bunlar değil. Saliha kadın bunlar değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saliha kadını şöyle tarif ediyor. Saliha kadın odur ki kocası kendine baktığı zaman içini sevinç kaplar. Devamı var dur devamına geleceğiz. Ama bu başlangıçta bitirdi zaten sallallahu aleyhi ve sellem kendini. Şimdi eğer siz eve giderken ulan yine cehenneme gidiyoruz diyorsanız Allah yardımcınız olsun. Ama Hazreti Ali gibi gidiyorsanız diyor ya Ali radıyallahu an yoğun koşuşturmaların ardından eve gittiğimde Fatma'nın yüzüne bir nazar etmem o gün çektiğim her şeyi bana unutturuyor. İşte bu. Bu. Salihalığı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçünden biri olarak bunu söylüyor. Üç şey, iki şey daha söyleyecek Top, toplamda üç şey söylüyor. Saliha kadın odur ki kocası kendine baktığı zaman içini sevinç kaplar. Eşi kendinden bir şey istediği zaman o şeyi yerine getirerek itaat eder. Kocası yanında olmadığı zaman onun malını ve namusunu korur. Konuşan Resulullah'tır. Çağa inat, çağın söylediklerinin hepsine karşı Allah Resulü böyle bir profil çiziyor bizim karşımıza. Ben de Müslümansam, sen de Müslümansan, o kadın da Müslümansa bu bize yeter. Birilerine yetmiyorsa bizim onlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Onlara dua ederiz sadece. Ama bu bize yeter. Şimdi ben geçen ders erkeklere konuştuğum için bu ders biraz kadınlara konuşmak istiyorum. Ve bütün kadınlarımıza, genciyle, orta yaşlısıyla, yaşlısıyla olan bütün kadınlarımıza diyorum ki bakın Allah Resulü böyle bir tarif veriyor. Ne olur? Kadın demek sevgi demektir. Erkek sevmeyi çok çabuk unutur. Erkek sevginin hakkını Tam anlamıyla veremez ya veremez bu tabiatının fıtratının bir, bir tezahürü bu başka bir şey ama bugün öyle bir zamanda yaşıyoruz ki sevgisizlik damarlarımızı çatlatmış buraya bir kadın eli lazım buraya gerçekten merhameti annece anlamış kadınların bir eli lazım bütün İslam'ın kadınlarını kendini mümin ve mümine olarak tanımlayan bütün kadınlarımıza diyorum ki bu işi yapacak olan sizsiniz. Ne olur şu salihalığın hakkını verin de şu hasretini çektiğimiz günlere bir an önce kavuşalım ya. Yapacak olan sizsiniz Allah'ın izniyle. Ne olur bunları duyduğunuzda ama hocam bir bilsen benimkini bir bilsen bana Allah vermiş zaten Firavun mudur Yezid midir? derseniz çıkamayız biz bu iş içinden ya bu bataklıktan çıkamayız. Birilerinin tek karşılığını, ecrini, mükafatını Allah'tan bekleyerek bu işe bir el atması lazım. Madem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerinde bu kadar ısrarla duruyor. Çağa inat, geleneğe inat, el nedir putuna inat. Bütün İslam'ın kadınlarını ben burada tarif edilen salihalık makamına erişme noktasında bir gayrete davet ediyorum. Davet benden icabet de sizden Allah hepimizi Resulullah'ın davetine icabet edenlerden eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.